Muhtar Halil Efendi hastaneye yatar yatmaz onu ilk ziyaret edenlerden biri Göçük Ömer olur. Göçük Ömer ve arkadaşları. Aslında muhtarın durumunu öğrenmek için gitmişlerdir hastaneye. Ve akşamına keyifle köye dönerler. Artık köyün yönetimi onlara kalmıştır. Şimdi sırada Ahana, Osman ve Haydar vardır. Haydar da Ankara'da bir mağazada iş bulmuş. Bir an önce palazlanıp kendini bu hale getirenlerden ve kayınpederi Göçük Ömer'den intikam almayı düşünür. O sırada Ahana'nın oğlu Mürsel'in arkadaşı Şerif yurda kesin dönüş yapmış ve köye Ahana'yı görmeye gelmiştir. Köyün yakınındaki arazisinde bir tuğla fabrikası kurmayı düşünmektedir. Ve fabrikaya Ahana'yı da ortak edecektir. Öte yandan köyün yönetimi Sülükçü Emin'e geçmiştir. Ve tabii Göçük Ömer'e. Bu durum Ahana ile çevresindekileri huzursuz etmektedir. Ahana'nın kızına gelince... Artık o iş bitti Necla'cığım. Ben o defteri çoktan kapadım. Annemi kesinlikle yalnız bırakamam. Ben nereye annem oraya. Bunu sen de biliyorsun. Gerçi o köyden ayrılamaz ama yine de bırakamam. Annem de bizimle birlikte oturur deyince Tahir'in mektupları kesiliverdi. Oysa onun annesi benim annem diye haber yollamıştı önceleri. Neyse, böylesi daha iyi oldu. Ben de rahatladım. Size uyup yanlış bir şey yapacaktım Necla. Sonradan bir tatsızlık çıkarmaktansa... Kızım, Gülter! Ben geldim Açmer! Ay yavrum! Hoş geldin. Ay Gülterim! Ah canım, canım kızım, özlemişim ben. Kapat, kapat, kapat! Aman çok soğuk! Şunları da terliklerim! Oh, oh! Aman dondun yavrum da, aman görürsen Gülter! Alıver şu mantımı, alıver! Aman içip bir soğuktu, bir soğuktu! Öldüm, öldüm! Evimiz ne güzel, ısıtacak çıkmış! Oh, oh! Aman sen yaktın bunu, söndürdün mü? Çay var mı yavrum? Var var. E sen yalnız mı geldin? Huriye teyze yok mu? Yok ben gel. Huriye teyzen nerede? Aman kızım. Nereden gelecek? Nereden gelecek? Huriye gelemedi. Kocasının yanında kaldı. Kocasının hastaya kocası biliyorsun. Kocasının orada kaldı. Biz Sebile ile birlikte yola çıktık geldik. O da anasının babasının evine uğramaya başladı. Ha. Çayın altı yanıyor mu çayın? Var var yakayım dur. Aman ver ver sıcak sıcak bir içeyim yavrum içeyim. Muhtar nasıl anne? Aman Gülsel hiç sorma kızım hiç sorma ama. İyi desem iyi değil, kötü desem kötü değil. Şimdi gar yolasından indirmeye çabalıyorlar. Tövbe Allah, indiremiyorlar, yürütemiyorlar. Aman, aman bir nemrut olmuş, bir huysuz. Vallahi Allah o Huriye sabırlar versin. Aman ne olmuş? O hastalıktan olmuştur anne, hastalıktan. Söndürmüşsün seni bu. Ne hastalığı kızım, ne hastalığı. Onun sağlığını bilmiyor musun sen? Sağlığında da böyleydi. Aman diline vurmuş, diline vurmuş. Aman kızım. Bir diline vurmuş, çenesine vurmuş, bir de boğazına vurmuş. Ama bir tıkınıyor, bir yiyor, bir büyüyor, bir yiyor. Aman versen evi de evi yiyecek, bitirecek. Bir de Huriye kafa tutuyor kız, beni aç bırakacağınız diyor vallahi. Aman, aman ya, huysuz, huysuz. Oh, çok üşümüşüm kızım, çok üşüm. Dondum, dondum, dondum. Bak bakayım şunun altına ısındı mı? Isındı. Dur, birazdan koyarım. Birazdan değil, koyuver kızım, koyuver. Yeter onun ısıcaklığı, yeter. İçim ısıtsın, içim ısıtsın. Sen de içiyormuşsun bak burada. Hmm. Soğumuş, iyi değil. Koy, 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 koy. Sen ne yaptın bakayım kızım? İyi misin ha? Gelen giden oldu mu? Arayan eden oldu mu? Kimse gelmedi. Ben de mektup yazıyordum. Mektup mu yazıyordun? Mektup yazmıyordun. Şimdi nereden çıktı o mektup yazmak? Mektup yazmayı boşlamıştın ha? Başladın mı yine? Vakit bulamıyordum da ondan. Başka kimse yok muydu muhtarın yanında? Muhtarın yanında kim olacak? Ah yavrum. Bizim doktorumuz vardı o doktor. Allah razı olsun ondan. Yok olmadı bunun içine kız. Koy ver şunu, koy ver. Allah razı olsun. Ama bir daha diyeyim. Allah razı olsun doktordan Gülsel'im yavrum. Gülsel'im o doktor var ya aman aman. Gülsel'im adam parça parça oldu. Her gün hastaneye gidiyormuş kızım. Köye gidiyor. Etraftaki köylere gidiyor ama. Allah razı olsun. 40,5 oldu. Vallahi 40 bölük mü dediler. Neyse 40 parça oldu. Neyse. Aman şunu için için. Şey ama ortak doktorlar var ya. Hı. Artık kızıyorlarmış bizim doktorlar. Kızarlar tabii anne. Niye kızarlar? Dikkat. Konuşan Muhtar Vekili Emin. Kaç? Konuşan Muhtar Vekili. Gülsel, açıver şu kapıyı, açıver, açıver, açıver. Açıver kızım, açıver, açıver. Sayın Çakmak Çayırlı kardeşler, sayın muhtarınız iyi olup hastaneden çıkıncaya kadar kanunen muhtarınız ben. Onun işlerine ben devam edeceğim.
Şimdi sizlere muhtarlığın ve ihtiyar meclisinin bir numaralı ilanını okuyorum. Sayın Çakmak Çayırlılar, bugünden itibaren köyü güzelleştirmek için hep beraber çalışacağız. Ve ilk olarak köyün yollarından işe başlanacak. Bundan sonra yollara çöp, pislik, dışkı mışkı atılmayacak. Yollar hep temiz tutulacak. Temizlik imandan gelir. Temizlik imandan gelir. Temizlik imandan gelir. Kaç vakittir köyün yollarına alakadar olunmamış. Temizlik hususu ihmal edilmiştir. Onun için bugünden itibaren her evin avlusuna çöp tenekeleri, çöp varilleri konacaktır. Çöpler oraya atılacak ve her hafta cuma günü sırayla oradan toplanacaktır. Şubat ayında köyün çöplerini toplayacak olan adamları okuyorum. Madde 1. Önümüzdeki cuma günü çöpleri kendi eşek arabasıyla çeyrek asan toplayacak. Köyün dışında benim tarafımdan gösterilecek yerde onları yakacaktır. Çeyrek asanın yardımcısı Sayın Bumam Osman'dır. Madde 2. Ondan sonraki hafta çöpleri çeyrek asanın eşek arabasıyla Sayın Babam Osman toplayacak, aynı yerde yakacaktır. Onun yardımcısı da çeyrek asan olacaktır. Duydun mu? Sana sayın dedi, çeyreğe demedi. Madde 3. Daha sonraki hafta berber Eyüp toplayacaktır. Hayda. Yardımcısı kahveci Kadir olacak. Madde 4. Dördüncü hafta kahveci Kadir toplayacak. Onun yardımcısı da berber Eyüp olacaktır. Yok ya. Şubat ayı içinde çöp toplayacak olanların isimlerini okudum. Bundan sonra yollara çöp atanlar, avlularında çöp tenekesi bulundurmayanlar ve çöpleri toplamayanlar olursa kendilerinden para cezası kesilecektir. Ya deli mi bu adam ya? İş güç sahibi adamız biz be. Hem neyle toplayacağız çöpleri, onu niye söylemiyor? Ha, herhalde ilçeden bir çöp kamyonu getirtecek, onunla toplayacağız. Ya anlamadın mı, bu göçün işi ya. Be bu adam ama. Nereye gidiyorsun? Oraya. Bizden başka adam yok mu ya bu köyde? Dur dur, beni de bekle. Fakat sülükçü Emin iyi akıl etti bunu, değil mi? Her yer çöplüğe dönmüştü. Biz bile şöyle ortalığa atı atı veriyorduk. İyi oldu, iyi. İyi oldu ama çöpleri kimler taşıyacakmış baksan ya. Öyle değil mi Hanaga? Sanki babamın 400 arabası varmış. E canım, herkes sırayla yapacak bunu. E iyi de neden babamdan başladın? Babamdan başka adam mı yok sanki köyde? Çeyrek asanın kendi eşek arabasıyla toplayacak çöpleri. Kız bir şey desen ya Hana. Tut yemiş bülbül gibi kaldın orada yine öyle. Bak 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 bak. Neymiş? Neymiş? Çeyrek Hasan kendi çöp arabasıyla, eşek arabasıyla ve de kendi ellerinden ne yapacakmış? Çöpü taşıyacakmış Çeyrek Hasan. Ha? Sen eşek arabasını bulun da çöpleri taşırsın. Hadi bakalım. Çıkılan çık sen de. Kolay gelsin Çeyrek. Ne o, arabayı tamir mi ediyorsun? Tamir ediyorum. Tamirmiş bak. Yahu Allah Allah. Bu arabayı ben söküyorum arkadaş. Söküyorum. Ne diyor, ne diyor? Söküyorum. Allah Allah. Şu adamın yedi ilaneye bak yahu. Daha dün bir bugün iki ya. Ya neyse boş ver. Ellen gelen düğün bayram. Bak. Ellen gelen düğün bayram. Öbür tarafta seyran sanki. Bana bak. Vallahi billahi sanki bu köyde bir tek benim arabam var. Bu arabaya sökeceğim, darmadağın edeceğim. O eşiği de keseceğim. Şehirlerdeki gibi pastırma yapıp o sülükçüye yedireceğim. Ya. Bak gördün mü? Gördün mü? Garibim duydu, korktu, anırıyor. Gördün mü? Ne diyeceksin ya? Senin kaç yıllık emektar eşeğin ya? Çok da acı şekilde anırıyor ama bari eşek olmasaydı. Tövbe. Eşekliğin üstünde ne anırıyor orada?
dur bakalım. He, bak şimdi sanki bu köyde bir tek benim arabam var ha. Of. Yahu bu köyde robot var. Bu köyde şey var, seyyare yok. Daha şey var, kamyon var. Bu köyde kanı var. Bu köyde her bir şey var. Ama bu köyde sanki bir tek şeyli kasan arabası var. Arabası var. Arabası var. Arabası var. Arabası var. Tamam, tamam. Yahu. Sen de orada mısın? Tamam, bırak, bırak. Bıraktık. Bırak. Bırak. Allah. Bak, ben sana şunu söylüyorum. Arabası var. Tamam, çeyrek beni dinle. Dinliyorum. Allah Allah. Onu oradan. Bırak. Tamam, beni dinle. Bak şimdi. Şimdi bak, ben sana bu çöp işi çok önemli. Sen ne diyordun? Çöpün göğe bile zararı var demiyor muydun? Onun için çok önemli. Bak. Bir dakika ısmarladım. Ismarladım. Tamam. Dinle beni, dinle. Tövbe. Şimdi bak beni dinle. Şimdi sen diyordun değil mi zararı var diye? Var. Şimdi bu sülükçü ne kadar tesdik ederse etsin, biz testlenmeyelim kardeşim. Boş versen arabayı niye dağıtıyorsun? Bak şimdi, o teslim etsin, biz he diyelim, yapalım her dediğini sonra yapmazsak ne olur, sonumuz ne olur ha? Senin gibi olur yahu sonumuz. Allah Allah. Ulan yahu adam. Yo, vallahi sokmam, katiyen giremezsiniz. Ya adamla edeceğim iki çift laf, bırak da gireyim içeri ya. Bir çift bile edemezsiniz, hadi gidin şuradan be, yasak. Ya, Allah Allah. Yasak mı? Ha. Ne yasağı? O mu koydu yasağı? Ben koydum yasağı. İçeride koçuk da kırasan var şimdi. Ne olmuş varsa ne olacakmış yani? Elinin körü olacak, ne olacakmış? Şuna bak, ne diyor, ne olacakmış? Ulan ne sen olacak? O kızgınlıkla içeriye girdiğin zaman ne olacak? Muhtara vazife başına hakaretten bir zabıt, iki tutanak, tamam hadi yürü. Bak. Ya Yusuf abi gözün çarpı Allah'ın çarpı. Başlama ya, şimdi Allah. Yusuf abinden de al götür şunu be Kadir. Ya iyi tamam iyi tamam. Tamam ben dükkanı kapadım. Ha. Bu da kahveyi kapadı. Nereye taşıyacağız çöpleri, cebimize mi koyacağız? Bir Kerem size iki hafta sonra sıra gelecek. İki hafta sonra sen gel, ben sana çöpünü arayacak arabanı bulurum. Anladın mı? Hadi götür şunu Kadir şuradan be. Yürü. Ah değil mi ah, daha çok ah çekeceksiniz. Dur bakalım bu koyu halkı daha çok ah çekecek. Halil Efendi'yi mumla arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Hepiniz de arayacaksınız. Hadi yürü. Şimdi gidip mum alalım. Hadi bas gülüm, bas korkma, düşme, ben sana yardım ederim. Hadi. Olacak Halil, olacak. Bak kadın doktor ne dedi, basması lazım dedi. Hadi motor. Basamıyorum. Peki doktor lahmacun getirecek, onu nasıl kalkıp alacaksın ha? Doktor lazım. Canım işte çarşıya birini yolladı ya. Neden gitti doktor? Elinin köründen tövbe yarabbi. Ne dediğini ne söylediğini bilmiyor sen canım. Sen doktora ne dedin? Sen bana dedin şu kapıdan bir lahmacun göster dedin. Bak ben o zaman nasıl yürürüm dedin ya. Allah'ından kork be Halil, Allah'ından kork be. Hastane bir yandan, ben bir yandan seni doyuramadık. Bak Muhtar, hele sen bir yürü. Köydekiler sana böyle sini yiyecekler, getireceklermiş. Hepsi dua ediyor sen ayağa kalk diye. Hadi. Göçüm, Allah canınasın. Mühür sülükçünün eline geçti, hiç o dua eder mi? Sülükçünün eline geçti ya. Ne mühürün kaldı ne muhtarlı. Sen otur daha burada, yürüme. Allah'ım. Bırakmam. Kızım var burada. Bırakmam. Şunu piye bırakmam. Maşallah. Bastı doktor bey bak. Ha buraya kadar yürüdü bak, basıyor. Tabii muhtar. Biraz gayretle yürüyeceksin. Doktorum. Doktorum. Lahmacunum nerede? Doktor. Lahmacunum olsun. Hemen yürüdüm. Muhtar. Hiç hastaneye dışarıdan lahmacun veya ona benzer şeyler getirilir mi? Kusura bakma doktor bey, vallahi çocuk gibi bir şey oldu bu. Ama yürüyemiyorum doktor. Eğer biraz gayret edebilirsen yürüyeceksin. Ölme doktor. Ölmeme doktor. Derdime bir çare doktor. Hadi doktor, derdime bir çare. Çaresi sende muhtar. At bakayım kadın, hadi muhtar, ha gayret. Hadi. Bak yürüdün. Zahmet etmeyeydin ana. Bir şey içecek değilim canım, muhtarın durumunu öğrenmeye geldim. Aman ne zahmetiymiş kızım, kendime yapıyordum. İşte sana da fazla yaptım, hiç sana da koyuyorum. Ne var? Isıcak içecek şimdi karşılıklı bir kahve. Pöfürde de içeriz yavrum. Oldu. Al bakayım kızım. Al bakayım. Sağ olsun, zahmet ettin. Sen de sağ ol, zahmet değil. Artık ettin bir kere.
Kız Dilber. Vallahi sen buraya gelmiyor musun? Ha benim böyle kalbim pır 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 edip duruyor. Aa niye? Aa niye diyor kız, niye diyor? Kız buraya geldiğini ya senin kocan, ya kocan görüverirse, duyuverirse. Aa görsün. Pişt yaveş kız yaveş. İçeride Gülser abana uyuyor da ondan uyuyor yaveş mu diyorum. Görsün diyor kız. Buraya geldiğini istemiyor öyle değil mi? İstemesin. Kimin umurunda? Ben böyleyken. Aha bak şimdi kimin umurunda ben böyle. İşte böyle olduğun için benim umurumda oluyor ya. Maşallah kız. Senin karnın da epey büyümüş ha. Kaç aylık oldu, kaç aylık oldu? İşte şimdi 7 bitiyor. 2 ayım var tam. Benim hesabıma göre. Öyle mi? Peki bu senin hesabın öyle de bunun günümün hiç yok mu kızım günü? Var canım. 2 ay 11 gün kaldı tam. Benim hesabıma göre hesapladım. Vay maşallah kızım. Senin hesabın da pek kuvvetliymiş. Kuvvetlidir. Şimdiki kadınlar bir alem yarabbi. Bir de kırsal kesim, kırsal kesim deyip dururlar. Gelip de görsünler kırsal kesimin kadınlarını. Az buçuk okuyanları neler biliyor neler. Aha ne be? Ne var be? Sen diyormuş bizimkiyle. Neden böyle düşman gibisiniz? Yani ne oldu aranızda? Kızım göçeyi soruyor kocası. Kız sen ne olduğunu bilmiyor mu daha? Aha da! Ha Sebile geliyor. Gel kızım gel. Gel Sebilem gel Sebile gel. Ana. Ana. Şerif abiyi gördüm yolda. Otomobilini durdurmuşlar. Böyle otomobilin önünde adamlar böyle kavga eder gibi bir halleri vardı bu. Kim durdurmuş kız? Nasıl durmuş? Kim varmış? Kim durduracak? Sülükçü Emin, Gras ama bir de bunu Şişko durdurmuş. Başka adamlar da var ama. Amanın! Kız sopamı ver, sopamı ver. Ver sopamı ver. Şuradan ben aldım sopamı. Ver. Ver bakayım ver. Ver. Ne gidiyor sopayla? Sen kim dövecek ha? Yine öyle çıkıyor sokaklara. Ah bunların düşmanlığı. Şerif! Yavrum! Oğlum Şerif! Gel hele gel. Şerif! Yavrum! Nasılsın ahana? Sağ olsun. Hayırdır inşallah. Ne var? Ne oldu oğlum? Yok bir şey. Önemli değil hanım. Oğlum söyle bakayım ne oldu? Kim durdurdu seni? Kimle söyledi? Şerif abi senin hani güzel araban vardı. O neredeler? Onu şantiyeye gelirken sıraat olmuyor da bunu aldım. Çamurlar bırak arabayı. Ama ne benim dediğime bak. Kim durdurdu? Ne söyledi seni? Söyle bakayım. Boş ver hana. Belki de onlar haklı. Ne de olsa ben yabancıyım burada. Hakkım hakkı kimsenin yok. Söyle bakayım. Söyle bak. Görmüşse bile görmüş. Gördüm durdurmuşlar ben. Seni. Kim durdurdu? Kim ne söyledi? Boş ver şimdi onları. Ben ortaklık meselesi için geldim. Pazartesi günü seni alacağım. Buradan notere götüreceğim. 2 tane resim alacaksın. Bırak şimdi ortaklığı oğlum. Ben onu sormuyorum. Onun ne dediğini soruyorum. Kim ne söyledi? Kim ne sordu? Muhtar vekiliymiş. Evli miymişim? Bekar mıymışım? Bekarsam ne demeye her gün köye geliyormuşum. Yetişkin kızı olan dul bir kadının evine gelip ne yapıyormuşum. İşim var mıymış, nüfus kağıdım var mıymış falan filan işte. Ya. Demek öyledir ha? Demek o muhtar vekili olacak. Sülükçü Emin öyle söyledi ha? Yetişkin kızı olan eve bekar bir erkek nasıl gelirmiş hem ha? Hem de dul bir kadının evine demiş kızı. Boş ver ahana, 12 yıldır Almanya'dayım. Unutmuşum bazı şeyleri tabii. Ama bir daha sefere hasta masta demeyeceğim, anamı da getireceğim buraya. Getir, getir, hadi ana gel gidelim, bin arabaya. Hadi. Ana, ne yapıyorsun kız, gidelim hadi. Hadi ana. Şerif abi gidelim, arabaya bin hadi. Hadi gel. Alacağın olsun senin sülükçü. Alacağın olsun. Daha dün bir, bugün iki. Göçüğün kuyruğu oldun. Kanun kitabını tersinden okumaya başladın ha. Alacağın olsun senin. Eğer ben de bu köyü hepinize dar etmezsem... Bana da Mahmut Çavuşların ak kadın demesinler.